Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Ulusal Kanal ekranlarına hoş geldiniz. Tarihten gelen programında karşınızdayız, huzurlarınızdayız. Bayram öncesi son programımız ve bu güzel cumartesi akşamında çok değerli, özgün bir konuyla, çok değerli iki konukla karşınızdayız. Tabii bizler programımıza başlarken siz değerli izleyicilerimize bir söz vermiştik ve her daim özgün, nitelikli konularla ve konuklarla huzurlarınızda olacağımızı vurgulamıştık. Her zaman siyasete dair, siyasi tarihe dair konular değil, bazen ülkemizi, dünyamızı, çevremizi etkileyen, ilgilendiren konular da oldukça önemli. Çevresel konular da oldukça önemli. 5 Haziran bilindiği üzere Dünya Çevre Günü ve belki de bu süreçte Dünya Çevre Günü'ne doğru ilerlediğimiz bu günlerde çok değerli iki biyologla tarihten bugüne, geçmişten bugüne dünyadaki ve Türkiye'deki iklim değişikliklerini konuşacağız. Ve bununla birlikte iklim değişiklikleri bağlamında yaşanan canlılardaki değişimleri konuşacağız. Ve tabii bütün bu konuların hem geçmişten bugüne hem de gelecekte ülkemizi, dünyamızı etkileyebilecek faktörleri, insanların bu noktadaki katkılarını, rollerini konuşacağız, değerlendireceğiz. Çok değerli iki biyolog hocamız bugün tarihten gelenin konukları ve kendileri değerlendirmeleriyle, çalışmalarıyla programımıza katkı sağlayacaklar. Tarihten bugüne bu değişimleri bizlere aktaracaklar. Ben hemen sözü daha fazla uzatmadan kendilerini tanıtmak istiyorum. Evrimsel biyolog ve genetikçi Profesör Doktor Sayın Ergi Deniz Özsoy konuğumuz. Ergi Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ali Bey. Sağ olunuz. Diğer değerli konuğumsa evrimsel ekolog, doçent doktor Sayın Hakan Gür hocamız da bizle birlikte. Hakan Hocam sizler de hoş geldiniz Hoş bulduk. programımıza. Hoş Nasılsınız, bulduk. iyi misiniz? Çok teşekkür İyiyiz, ederim. Sağ olun, Siz de sizler. iyisiniz umarım. En son görüştüğümüzden bu yana. Evet, epey oldu. Epey oldu. 2 yılı geçti değil mi? Tabii, tabii, tabii. Ergi Hocam, ben o zaman hafta sonu sabah programını sunarken Darwin'in evrim teorisi, doğru mu? Evet, onun Hocam, üzerine ve evrim eğitim müfredatı ile ilgili. Yer üzerine konuşmuştuk. Çok da güzel bir program olmuştu diye hatırlıyorum. Evet, aynen. Çağatay aynen. Hocam da katılmıştı. Çok selamlar kendisi de izliyorsa bizleri. Bugün de Hakan Hocam size eşlik Evet. ediyor. Başka bir program konsepti ama yine böyle değerli akademisyenleri, hocalarımızı, ülkemizin yetiştirdiği değerleri gördükçe ben de gururlanıyorum, mutlu oluyorum Çok efendim. teşekkür ederiz. Başlayalım Teşekkür ederiz, izninizle sohbetimize, programımıza. Hakan Hocam sizinle başlayalım. Ergi Hocam Elbette. da uygun görürse tabii Evet, tabii. Sağ olun. dünyada iklim değişiklikleri tarihten bugüne Evet. nasıl bir seyri var bu değişimlerin? Baktığımız zaman, bunu incelediğimiz zaman, geçmişten bugüne dünyayı tehdit edecek noktada bir durum söz konusu mu? İklim değişimlerini nasıl tanımlamalıyız? Bunları nasıl değerlendirmeliyiz hocam? Evet. Aslında bizler biyolog olarak daha çok iklim değişikliğinin biyolojik sistemler üzerindeki etkileriyle ilgileniyoruz. Ama sizin de söylediğiniz gibi ilk önce iklim değişikliği nedir? İklim sisteminde gözlediğimiz değişiklikler nelerdir? Bunlara girmekte fayda var. Evet. Bizler iklim bilimci olmasak bile. Çünkü bu yani bu değişikliklerin etkileri üzerine konuşacağız. İlk olarak iklim değişikliği derken neyi kastediyoruz? Aslında çok yalın bir tanımı var. Doğal değişkenlik veya insan faaliyetlerinin sonucu olarak zaman boyunca iklimin değişmesi iklim değişikliğimizden kastımız. Bu noktada önemli sorulardan biri, hakikaten iklim değişiyor mu? İklimde bir değişiklik var ise gözlediğimiz değişiklikler nelerdir gibi sorular. Hakikaten iklim değişiyor. Özellikle önemli bir panel var. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli. Bu panel dünya üzerindeki tüm iklim değişikliği çalışmalarının sonuçlarını derleyip bir rapor haline getiriyor. Ve şunu söylüyor iklim değişikliği paneli raporunda, iklim sisteminin ısınması su götürmez bir gerçektir. Evet. Yani bilimsel konsensusun, bilimsel birlikteliğin olduğu bir şey. Hemen şunu söyleyebiliriz. Peki iklimde gözlediğimiz değişiklikler neler bu anlamda? Bakın 19. yüzyılın sonundan yaklaşık 1880'den günümüze en sıcak 19 yılın 18'i 2001'den sonra gözlenmiş. Bu çok önemli bir bulgu. 2016 yılı en azından kayıtlardaki en sıcak yıl. Sıcağa doğru bir değişim söz konusu değil Evet. mi hocam? Yaklaşık olarak 19. yüzyılın sonundan günümüze küresel ortalama sıcaklığın 1 santigrat derece arttığını söyleyebiliriz. Yani küresel ısınma derken aslında kastettiğimiz bu. Dünyamız, iklim sistemimiz ısınıyor.
Elbette küresel ısınma dediğimiz olgu küresel iklim değişikliğinin bir parçası. Çünkü iklimde iklimsel parametreler açısından sadece sıcaklık artmıyor. Yağış örüntüleri değişiyor. Buz kürede farklı farklı şeyler gözlüyoruz. Mesela Türkiye'den bir örnek vereyim. Türkiye'de de sıcaklıkların arttığını biliyoruz. Yağış örüntülerinin değiştiğini biliyoruz ama mesela dağ buzullarına baktığımızda 1970'lere göre 2010'larda dağ buzullarının yüz ölçümünün %50 azaldığını biliyoruz ki bu da özellikle yaz sıcaklıklarındaki artışla alakalı. Burada önemli bir soru var. Bu zamana kadar sahip bu iklim sistemindeki gözlediğimiz değişiklikleri düşündüğümüz zaman insan bunun neresinde? Kesinlikle. Yani bu değişiklikleri doğal değişkenliğin bir sonucu mu kabul etmeliyiz? Bundan önceki iklim değişikliklerindeki gözlediğimiz gibi. Yoksa insan faaliyetlerinin bir sonucu mu? İnsan faaliyetleri de bu sürecin bir bileşeni mi? Evet, tüm çalışmalar gösteriyor ki mesela şeyden bak 19. yüzyılın sonundan günümüze yaklaşık dünya küresel ortalama sıcaklık 1 santigrat derece arttı dedik. Hakikaten bu ısınmayı doğal değişkenlikle açıklayamıyoruz. Yani insan faaliyetleri olmaksızın açıklayamıyoruz. Özellikle fosil yakıt kullanımı sonucu sera gazlarının yoğunluğunu arttırıyoruz. Bunsuz açıklayamıyoruz. Şu önemli bir nokta, gelecekte nasıl bir iklim değişikliğiyle karşılaşacağız? Yani ne bekliyoruz? Küresel sıcaklığın arttığını söyledik, yağış örüntülerinin değiştiğini söyledik. Şu var, en iyimser senaryoya göre tabii ısınmanın devam edeceğini biliyoruz. En iyimser senaryoya göre yaklaşık küresel sıcaklık 1 santigrat derecede artacak. Eğer hiçbir şeyi değiştirmezsek, yani insan faaliyetleri bugünkü gibi devam ederse de yaklaşık küresel ortalama sıcaklıkta 4 santigrat derecelik bir ısınma bekliyoruz. Bunlar çok ciddi rakamlar aslında. Tabii bizler yaşamımıza doğrudan bir etkisi olmadığı zaman bu Elbette. Tarz önemli konuları göz ardı edebiliyoruz. Ancak tabii konunun hem bilimsel çerçevede hem de dünyanın ileride, gelecekte bırakacağımız bir miras gibi düşündüğümüz zaman çok önemli hayati olduğunu da anlıyoruz Elbette. Değil mi hocam? Elbette. Şöyle bir durum var. Evet, sürekli küresel iklim değişikliğinden, yani küresel iklim değişikliğiyle ilgilenmeyenler bile aslında medya üzerinden sürekli bu kavramla karşı karşıya. Evet. Ve artık her kesimden insan bir şekilde küresel iklim değişikliğiyle ilgili bir şeyler duyuyor. Burada şöyle bir soru var, yani küresel iklim değişikliği özellikle insan faaliyetlerinin sonucu olduğunu da söyledik. Sadece günümüze özgü bir şey mi? Hayır. Yani dünyanın tarihine baktığımızda mutlaka ki küresel iklim değişiklikleri yaşandı. Özellikle dünyanın son 2.6 milyon yılına baktığımızda buzullar arası dönemler dediğimiz döngülere şahit oluyoruz. Ve biz aslında şu anda son 12 bin yıldır biz bir buzullar arası dönemdeyiz. Elbette bu buzullar arası döngülere eşlik eden küresel iklim değişikliklerine tanık oldu dünya. Buradaki önemli şey bugünkü küresel iklim değişikliğini, bugünkü iklim sistemindeki gözlediğimiz değişiklikleri diğer iklim değişikliklerine ayıran noktanın ne olduğu aslında. Evet. Diğeri aslında doğal değişkenliğin bir sonucuydu. Şu andaki doğal değişkenliği ek olarak insan faaliyetlerinin sonucu. Özellikle fosil yakıt kullanımının sonucu. Doğal bir süreç olmadığını ifade ediyorsunuz. Evet, evet. İnsanların doğrudan bu sürece müdahil olduğunu vurguluyorsunuz. Tabii ki burada önemli olan noktalardan biri, özellikle buzul dönemlerden, buzullar arası dönemlere geçerken ciddi bir ısınma söz konusu. Mesela bir önceki ısınma yaklaşık işte 20 bin yıl önceden 12 bin yıl önceye kadar, 12 bin yıl önceye bir buzul dönemden bir buzullar arası döneme geçtik ve ciddi bir ısınma vardı. Bugünkü gözlediğimiz ısınma bazı çalışmaların gösterdiğine göre bu buzullar arası döngüde yaşadığımız ısınmanın 10 katı. Yani dünyanın geçmişte deneyimlediğinden daha hızlı bir şekilde iklimi değiştiriyoruz. Bu da niye bir ısınma söz konusu peki hocam? Burada yani iklim değişimlerinin ısınma odaklı, ısınma yönünde olmasını neye bağlıyoruz? Şimdi iklim üzerine konuşurken birçok iklimsel parametre üzerine konuşabiliriz. Bunlardan en önemlisi sıcaklık, bir diğeri yağış. Doğal olarak küresel ısınma üzerine konuşmamızın nedenlerinden biri küresel sıcaklık artışları tüm dünya için genelleyebiliyor olmamız. Evet. Ama insan faaliyetleri açısından düşündüğümüzde özellikle atmosfere sera gazı yaymamız ki en önemli sera gazlarından biri karbondioksit. Bu da dünyanın ısınmasına neden oluyor. Anladım. Çünkü
güneş ışınlarıyla dünya ısındıktan sonra dünyadan uzaya kaçan ısının bir kısmını bu sera gazları tutup tekrar dünyaya bir nevi aslında battaniye görevi görmüş oluyor. Temel olarak insan faaliyetlerinin sonucundaki ısınmanın nedenlerinden biri bu. Anladım. İnsanların kullanmış olduğu maddelerin iklimi ısınma yönünde etkilediği ve doğal olmayan bir takım maddeleri doğaya sundu. Bu şekilde ifade etmek doğru olur mu? Kısmen doğru olur. Çünkü aslında sera gazları bundan önceki dünyamızda var ama biz fosil yakıt kullanımımız sonucunda bu sera gazlarını inanılmaz bir şekilde arttırıyoruz. Hemen şöyle hızlı bir örnek vereyim mesela. Tabii. Biz karbondioksit yoğunluğuna baktığımız zaman milyonda parçacık olarak ifade ediyoruz. Dünyanın son 800 bin yılına baktığımızda en yüksek yoğunluk 300. Bakın son 800 bin yılda karbondioksit yoğunluğu 300'ü açmamış. Nisan 2019 ölçümlerine göre şu anda 411. İnanılmaz bir şekilde dünyanın atmosferine karbondioksit salıyoruz. Ve daha çok fosil yakıt kullanımı aracılığıyla salıyoruz. Buradaki önemli noktalardan biri, biraz önce de değinmeye çalıştım. İnsan faaliyetleri sonucunda küresel iklim değişirken, ısınma gerçekleşirken bu ısınmanın hızı bizi ilgilendiriyor biyologlar olarak. Çünkü biz iklim bilimcilerden ayrı olarak onların ortaya koyduğu gerçekler üzerinden hareket ettiğimizde biz iklimde gözlenen değişikliklerin biyolojik sistemleri nasıl etkilediğiyle ilgileniyoruz. Bizi ilgilendiren nokta burası. Ve buraya geldiğimizde bu hız bizi endişelendiriyor. Hemen kısaca iklim değişikliğinin biyolojik sistemler üzerindeki etkilerini nasıl yalın bir şekilde toparlayabiliriz? Veya da biyolojik sistemler bu değişikliklere nasıl yanıt veriyor dersek, şöyle düşünelim, yani bir alanda bir canlı türü ya da o canlı türü popülasyonu yaşıyor. İklim ısındıkça doğal olarak uyum sağladıkları iklimsel koşullar değişecek. Bundan yanıtları şöyle olabilir. Ya yer değiştirebilirler. Yani uyum sağladıkları iklimsel koşullar yer değiştirdikçe de canlılar da yerlerini değiştirebilirler. Bu coğrafi dağılımdaki değişikliklere tekabül ediyor. Ya da bulundukları yerde yeni iklimsel koşullara uyum sağlayabilirler. Bu daha çok işte mikro evrim, doğal seçilim veya plastisite yoluyla gerçekleşebilir. Tabii ki bunun bileşimi de olabilir türlerin yanıtı ya da biyolojik sistemlerin yanıtı. Bu her iki yanıtı da sağlayamadıkları zaman tabii ki bu türlerin tükenmesi anlamına geliyor. Evet. Mesela Burada Ergi Hocam'a izninizle sözü bırakalım. Tabii Hakan Hocamızın tarihten bugüne iklim değişiklikleri noktasında önemli bir girizgahı oldu ve bu değişimlerin doğal süreçlerden kaynaklanmadığı ve insanların ciddi bir mesuliyeti olduğunu vurguladınız değil mi hocam? Bunu bu şekilde yani insan faaliyetleri de bu sürecin bir parçası. Faaliyetlerini... Sadece doğal değişkenlikle açıklayamıyoruz. Kesinlikle. Peki Ergi Hocam, tabii yalnız değiliz bizler bu dünyada. Hı. İnsanlar olarak çeşitli canlılar var ve bizler belki hoyratça dünyanın imkanlarını kullanırken diğer canlılara verdiğimiz zararı çok da belki de umursamayabiliyoruz, evet. Gerekli özeni göstermeyebiliyoruz. Bunun çevresel tarihten bugüne yansımaları nasıl oluyor? Günümüzde canlıların bundan etkilenmeleri nasıl gerçekleşiyor? Neler söyleyebiliriz bu konuyla ilgili? Şimdi teşekkür ederim. Çok özür dilerim hocam başlamadan. Küçük bir duyurumuz da var. Değerli hocalarımıza sizler de sorularınızı sorabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Gerek sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden, tarihten gelen etiketine ve Aybaltacı hesabına sorularınızı gönderirseniz bizler de hocalarımıza aktarmaya çalışalım diyelim. Hocam buyurunuz, kusura bakmayın. Yok, rica ederim. Şimdi tabii Hakan meselenin çerçevesini çok iyi çizdi. Evet. Buradaki çok hani anlaşılması gereken nokta, dünyanın yani doğanın tarihine baktığımız zaman aslında iklimsel değişimlerin, yani daha önceki mesela herhangi bir döneme odaklandığınız zaman öncesinde görülmeyecek denli sıcaklık artışlarının vesaire hep olduğunu biz görüyoruz. Biliyoruz bunu. Bunu yapan işte pek çok çalışma var işte. Jeokimyacılar ortaya koyuyor, iklim bilimciler ortaya koyuyor, biyologlar bunları ortaya koyuyor. Fakat işte şu yakın tarihli bir pencereden bakacak olursak son 150-200 yılın aslında gösterdiği iklim değişikliği büyük oranda insan katkısıyla biçimlenmiş ve hızlanmış bir değişim. Şimdi bu ne yaratıyor? Şimdi normalde doğada kendi seyrinde meydana gelen hadiseler hep işte canlılar tarafından bir şekilde evrimsel yanıtlarla ne yapılırlar? Ya tolere edilirler ya da işte bu canlılar farklı evrimsel yönlere doğru ilerleyerek işte bu koşullara bir şekilde uyum sağlarlar.
Şimdi fakat olan şey şimdi doğal bir süreç değil. Dolayısıyla çok hızlı bir değişim söz konusu ve canlılar bu hızlı değişime ayak uyduramıyorlar genellikle. Şimdi bunun bazı temel noktaları var ama şunu söyleyelim, işte Hakan özetledi, ya canlı yer değiştirecek. Çünkü çevresel işte koşulları değiştiğinde, sıcaklık artışına bağlı olarak aslında, evet, yağış miktarı vesaire değiştiğinde, ya yer değiştirecek ya da bulunduğu yerde kendi tür içerisindeki böyle genetik değişkenliği, çeşitliliği, zenginliği kullanarak tabiri caizse ne yapacak aslında? O değişime ayak uyduracak. Şimdi bunu yapabilmesi, iki durumu da yapabilmesi elbette mümkün. Ancak bunu yapamayan pek çok tür var. Ve bunu yapmak da şöyle söyleyeyim ben aslında kolay bir iş değil görece. Çünkü sürecin kendisi hani ne derler aslında seyrinden sapmış durumda. Şöyle bakacak olursak probleme. Şimdi temelde iklim değişikliğinin yarattığı en büyük şey, hani risk canlılar açısından genetik temelden konuşacak olursak, bir canlı türünün sahip olduğu genetik değişkenliği, çeşitliliği tüketmek oluyor. Onu küçültmek oluyor. Şimdi yapılan bütün çalışmalar, dünyanın farklı farklı coğrafyalarından gelen ve farklı canlılarla yapılan çalışmaların çok büyük bir kısmında genetik bir yıkım olduğu, küresel ısınmaya bağlı olarak çok net bir şekilde ortaya konmuş. Ben hani birkaç örneği mesela şey yapayım. Genetik yıkım derken şu anlamda değişimlerden bahsediyoruz. Değişimlerden ama şu manada. Şimdi canlılar karşılarına öyle söyleyelim. Belli bir işte biyolojik problem çıktığı zaman, çevresel problem çıktığı zaman genellikle o problemle hani çok hani bir dışsal işte bir ilişkileri bulunmaz. Elbette o probleme ilişkin biyolojik işte yanıtları vardır ama bu yanıtların temeli de genetiktir. Ve genellikle genetik olarak ne kadar çeşitli ve zengin donanıma sahipseniz mesela, aslında mesela çevrenin ortaya koyduğu sorunlara o kadar doğru yanıtları verme ihtimaliniz artar. Şimdi bu genetik zenginlik ve çeşitlilikle ilgili bir şey. Yani bir sahip olduğunuz herhangi bir gendeki, herhangi biyolojik işlerle ilişkili mesela, onların farklı farklı formları vardır. Onların sayısı ve bolluğu ne kadar? Genetik çeşitlilik bunu ölçer, bunun bir ölçüsüdür. Bu şu anlama geliyor. Eğer belli bir işleve özelleşmiş, belli bir işleve katkıda bulunan genlerinizdeki alternatif form sayısı azsa, bir problem ortaya çıktığında ona yanıt verme ihtimali düşmüş oluyor. Yani bu çok basit bir çerçeveden bakacak olursak buna. Yani genetik çeşitlilik, genetik zenginlik, genetik olarak ne kadar heterojen ve çeşitliyseniz o kadar iyi ne yapıyorsunuz aslında? Çevresel sorunlarla başa çıkma yeteneğine sahip oluyorsunuz. Şimdi ne yapıyor? Mesela bir takım örnekler üzerinden gidecek olursak. Şimdi bir adı stonefly ama ne diyelim buna, işte kaya sineği desek, işte Türkçe ismi olmadığı için, işte bu Glasyer Milli Parkı var orada. Mesela bu böcek oldukça soğuk sularda yaşıyor. Bu yakın tarih bir çalışma bu. Ve işte buzulların eridiği, buzul kaynaklarından gelen akıntılarda yaşıyor. Ve işte aşağı yukarı ortalama işte 9 derece olması lazım, onun üstüne çıkmaması lazım. Fakat bu son yıllar içerisinde eriyen buzul miktarı çok arttığı için, küresel ısınmaya bağlı olarak ve sıcaklık da suyun sıcaklığı arttığı için bunlar daha yükseklere çıkmaya başlamışlar. Bulundukları yerlerden, çünkü daha soğuk yerlere gidecekler. Ancak enteresan nokta şudur burada. Daha yüksek yerlere çıktıkça bu böceğin grupları, topluluklar arasındaki bağlar da kopuyor, daha izole, daha yalıtık hale geliyorlar. Bu şu anlama geliyor. Siz yalıtık, küçük gruplar halinde yaşamaya başlarsanız mesela, bir gruptan bir diğerine bireyin geçişi, genin geçişi, faydalı bir genin gelişi ya ihtimali ortadan kalkıyor. Bunlar giderek yalıtıyor birbirlerinden, çünkü aralarındaki geçişlik ortadan kalkıyor ve bunların her biri genetik olarak homojenleşip genetik çeşitliklerini yitirerek aslında yıkıma doğru gidiyorlar. Genetik yıkım böyle bir şey yaratıyor. Sürekli canlılar yer değiştirirken küçük gruplar halinde aralarında ilişki kurmayacak bir şekilde yalıtılıyorlar, ilerliyorlar. Küresel ısınma hani yarattığı en büyük etkilerden bir tanesi bu. Mesela enteresan bir grup var. Bütün Avrupa çapında çalışan işte Cottonwood Ekoloji Grup diye böyle bir örnek bu. Bu şu aslında işte kavak veya kavakgiller, hani öyle diyelim aslında, üzerinde çalışan böyle bayağı ciddi işte kompüterize işte program kullanıp vesaire algoritmalarla, deneysel çalışmalarla, genetik genomik çalışmalarla iş yürüten, neden böyle bir grup var? Çünkü bu grup ve işte bu kavakgiller içerisinde çalıştıkları canlı açısından, ağaçlar açısından şöyle bir özellik var. Belli genetik yapıya sahip olan, mesela kavaklara özgü onlar üzerinden geçinen, yaşamlarını onlar üzerinden sürdüren mesela 700 civarında böcek var. Şimdi bir takım o belli genlere sahip kavaklar azaldıkça, öyle söyleyelim, dolayısıyla
O genler ortadan kalktıkça ne olacak aslında? Böceklerin de yaşama ihtimali ortadan kalkıyor. Yani siz küresel ısınmayı yalnızca bir canlıya odaklı düşünürsünüz ama o canlı ortadan kalktığında ona bağımlı olan bir sürü canlı ortadan kalkıyor. İşte bunun çok özelliği var. Memelilerde yapılmış çalışmalar var, sürüngenlerde var, amfibilerde hem suda hem karada yaşayanlarda var. Dolayısıyla yani var da var. Dolayısıyla büyük bir yıkım karşımızda. Ama bunun temelinde genetik zenginlik, genetik çeşitlilik yok olması var. Erke Hocam, ben şu çıkarımı yaptım anlattıklarınızdan. Yaşanan iklimsel değişimlerin canlıların yaşam alanlarına doğrudan bir etkisi söz konusu. Evet. Ve canlılar yaşadıkları bölgeyi değiştirirken bununla birlikte bu canlıların davranış biçimini de etkiliyor. Tabii genetik kapasitelerini yitiriyorlar. Tabii. Yani genetik mücadele kapasitelerini, öyle söyleyelim. Çok genel bir tanım bu oldu ama hani evet, teknik kısımlara inmeksizin genetik yanıt verme kapasitelerini yitiriyorlar. Yani. Tabii evet. Basit evet, bir şekilde öyle ifade söyleyeyim, özetlemeye evet, anlatmaya çalışıyorum. Tabii sizin tabii uzmanlığınız çok daha bu konularda yok, ayrıntılı, detaylı. Ama tabii kısaca ifade etmek tamam, gerekirse iklim değişimlerinin canlılara olan etkisini bu şekilde özetleyebiliriz. Tabii Hakan da söyledi, siz de vurguladınız. Yani iklim değişikliğinin insan eliyle olması ve yarattığı zararlar, bunlar hakikat. Bilimsel sonuçlarla, bilimsel yani çalışmalarla, yorum değil, ideolojik bir bakış açısı değil. Dolayısıyla herhangi bir gruba ilişkin bir hani verileri çarpıtarak işte meydana getirilmiş bir karşı çıkış değil, bir grubun çıkarına ilişkin. Dolayısıyla var yani dünyanın değişik evet, ülkelerinde vesaire. Çünkü küresel ısınma yalanı diye böyle aslında evrim karşıtları da Amerika'da filan evangelistler de bunun peşine çok düştüler. Ama çok farklı alanlardan, özellikle mesela canlılar üzerine odaklanan biyolojinin evrim ve ekoloji alanlarından verilerle biz dünyanın çok farklı bölgelerinden aslında küresel ısınmanın yarattığı yıkımları ortaya koyabiliyoruz. Yani herkesin bunun farkında olması lazım. Bunun gerçek olduğunu kabul etmesi lazım. Bunların bir saptama olarak görülmesi evet, ve gerekli dersleri ve uyarıları da buradan almakta çok önemli. Çok çok önemli. Ben tekrar burada bir Hakan Hocam'a dönmek istiyorum. Çünkü siz çok önemli canlılar üzerinde etkisinden bahsettiniz Ergi Hocam. Hakan Hocam bildiğim kadarıyla Türkiye çapında sincap, yer sincabı evet, özelinde, Anadolu yer sincabı özelinde çok değerli çalışmaları var Hakan Hocamızın. Ergi Hocam'ın bahsetmiş olduğu bu canlılar üzerindeki iklim değişikliklerinin etkisini sizin özel çalıştığınız Anadolu yer sincabı özelinde nasıl gözlemliyorsunuz? Bu konudaki araştırmalarınız neler söylüyor efendim? Onlara geçmeden önce Ergin'in konuşması üzerinden de hemen tabii, bir noktayı tekrar lütfen, vurgulamış lütfen, olayım buyurunuz, dinleyiciler açısından. Hakikaten burada bizim yani iklim değişimi biyolojisi kapsamında ilgilendiğimiz konulardan biri. İklim değişikliği biyolojik sistemleri üzerindeki etkileri üzerinde bizi kaygılandıran şey hakikaten iklim değişikliğinde gözlediğimiz hız. Bu hız canlıların uyum sağlama hızının çok üzerinde görünüyor. Evet. Bir çalışma hatta şunu gösteriyor. Omurgalılar üzerinde yapılmış bir çalışma. Önümüzdeki yüzyılda değişmesi öngörülen hızın omurgalıların uyum sağlama hızının 10 bin kat üzerinde olduğu söyleniyor. Bakın çok ciddi bir rakam. Yani iklimdeki değişim hızı canlıların ona uyarlanma hızının 10 bin kat üzerinde olduğunu söylüyor bir çalışma. Bizim çalışmalarımıza dönecek olursak ben ilk olarak belki dinleyicilerimiz Anadolu yer sincabından ne kastettiğimizi merak edebilirler. Bir fotoğraf tabii, vardı, onu rica edebilir miyim? Bu evet, geldi fotoğrafımızda. Geçtiğimiz hafta sonu Aksaray Hasan Dağı eteklerinde çektiğimiz bir fotoğraf. Biraz yakınlaştırma şansımız Aksaray varsa izleyicilerimizden doçent doktor Tolga Kankılıç ile birlikte arazi çalışmaları sırasında çektik. Anadolu yer sincabı. Seyircilerimizi merak edebilirler, Anadolu yer sincabı nerede yaşıyor diyor diye. İç Anadolu ve özel olarak Doğu Anadolu'nun bozkırlarında yaşıyorlar. En azından şu dağılım haritasını da alabilir miyim? Böylece, dağılım haritamız da gelir. Sizden belirin hocam. Bunlar görselden evet, gelecektir. Birincisi şunu yapmaya çalışıyoruz. Aslında yine aynı üniversiteden meslektaşımla birlikte Mutlu Kartgür yaklaşık 20 yıla yayılan bir süreçte Anadolu yer sincabı üzerine çalışıyoruz. Özellikle ekolojik, fizyolojik ekoloji, ekoloji ve biyocoğrafya disiplinleri. Doğal olarak Anadolu yer sincabı üzerindeki çalışmalarımız bizi bir anlamda Anadolu'nun biyoçeşitliliğini anlamaya yöneltti. Burada görülen haritada şu, yaptığımız şeylerden biri iklim değişikliği biyolojisi kapsamında çok basit bir şey aslında. Anadolu yer sincabı nerelerde yaşar? Bunun kayıtlarını toplamak. Her bir kırmızı nokta
aslında bir coğrafi yeri. Anadolu yer sincabının yaşadığı bir coğrafi yeri. Orta Anadolu ve Akdeniz'de evet, biraz daha yoğunlaşmış Akdeniz'deki gibi. Akdeniz'deki yeşille gösterilen tür ise yani şu Toros Dağları'nda görebiliyorlar mı bilmiyorum seyircilerimiz ama aslında Anadolu'da iki tür var. Bu türlerden biri Anadolu yer sincabı, biraz önce fotoğrafını gördükleri. Diğeri ise Toros yer sincabı. Toros yer sincabı dünya üzerinde sadece dar bir dağılıma sahip Toros Dağları'nda yaşıyor. Bu veri bizim için niçin önemli? Şu açıdan önemli. Aslında Anadolu'da biyolojik veri tabanları anlamında eksikliğini çektiğimiz bir konuya da değinmiş oluyoruz bu çalışmayla. 2010-2020 perspektifinden baktığımızda, zaman aralığından baktığında Anadolu yer sincabı üzerinden işte Anadolu'nun fotoğrafını çekme imkanı veriyor bize. Evet. Ve bu gelecek kuşaklar için de şöyle bir imkan verecek. Biraz sonra değineceğim hızlıca çalışmamızın sonuçlarına ama mesela 2050'lerde, 2070'lerde iklim değişikliği biyolojisi çalışan gelecekteki bir bilim insanı acaba 2010'ların, 2020'lerin Türkiye'si nasıldı diye sorduğunda mesela bu veri tabanına yönelinebilir. Biz temel olarak ne yapıyoruz? Çok temel bir biyo-coğrafi yaklaşımı kullanıyoruz. Genel olarak buna tür dağılım modellemeleri diyoruz. Buradaki amacımız şu, çok basit. Türün iklimle ilişkisi üzerinden dağılımını modellemeye çalışıyoruz. Yani nereler o canlı için uygun, nerelerde yaşıyor gibisinden. Hemen mesela günümüz dediğimiz haritayı rica ettiğimde evet. Modellemenin türün dağılımını çok iyi yakaladığını görecek seyircilerimiz. Her bir kırmızı nokta yine Anadolu yer sincabının yaşadığı yerleri gösteriyor. Renklenme ise Anadolu yer sincabı için uygun alanları gösteriyor. Canlı çeşitliliği noktasında Anadolu coğrafyası çok zengin bir coğrafya. Çok zengin bir coğrafya. Peki kıymetini bilebiliyor muyuz bizim coğrafyanın? Çok bilebildiğimizi söyleyemeyeceğim açıkçası. İsterseniz bu noktada hemen sorduğunuz soruya değineyim. Evet. Onun için de bu sıcak noktalar grafiğini alayım. Çok iyi hazırlanmış bir grafik değil ama çok aceleye geldi benim açımdan. Yine de belli bu değil de diğer dünya haritası renkli olan. Hemen geliyor ekranımıza. Ben genelde geldi hocam. Anadolu'nun biyo coğrafyası, Anadolu'nun biyo çeşitliliğine yönelik yaptığım konuşmalarda biyo çeşitlilik sıcak noktaları kavramsallaşmasını kullanmaya çalışıyorum. Çünkü çok yalın, çok hızlı bir şekilde Anadolu ile ilgili kaygılarımızı, Anadolu'nun zenginliklerini anlatan bir şey. Burada şey, biyoçeşitlilik sıcak noktası ne demek? Ve bir bölgeye biyoçeşitlilik sıcak noktası dememiz için ne tür kriterleri sağlaması gerekiyor o bölge? İki kriter var. Birincisi biyoçeşitliliğin çok yüksek olması gerekiyor. Hatta şöyle, sadece orada yaşayıp dünyanın hiçbir yerinde yaşamayan canlılar açısından o bölgenin zengin olması anlamına geliyor. Biz bunlara endemik türler diyoruz. Anadolu birincisi öyle bir coğrafya. Çok zengin bir coğrafya. Burada Anadolu'da üç farklı renk görüyor. Evet. O dikkatimi çekti hocam. O ne anlama geliyor? Renkler bakın, ne anlama geliyor? Dünya üzerinde 36 tane biyoçeşitlilik sıcak noktası var. Sadece 36 tane. Ve karaların yüz ölçümü üzerinden konuşacak olursak dünyanın sadece %2.4'üne tekabül ediyor bu alanlar. Ama dünyadaki endemik omurgalı türlerinin neredeyse %40'ı, endemik bitki türlerinin neredeyse %50'si sadece bu alanlarda yaşıyor. Bakın %2'lik bir alandan bahsediyorum ve canlıların, endemik canlıların neredeyse ayrıca %50'sini yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyorum. Sizin değindiğiniz noktaya gelirsek, böyle hızlıca baktığımız zaman 36 biyoçeşitlilik sıcak noktasını görüyoruz ama Anadolu gibi bir coğrafya, küçük bir yüz ölçümü, 3 ayrı biyoçeşitlilik sıcak noktasını gördüğümüz ve bu biyoçeşitlilik sıcak noktalarının etkileştiği bir coğrafya. Yani hakikaten Anadolu biyoçeşitlilik, biyolojik zenginlik açısından önemli bir coğrafya. Başka bir yer ben görmedim, başka bir bölge görmedim. Üç rengin aynı anda olduğu. Aynı anda olduğu ve bu kadar etkileştiği, bu kadar küçük bir yüz ölçümü görmek hakikaten zor. Bu hakikaten özel bir coğrafyada yaşadığımız anlamına geliyor. Biyolojik çeşitlilik açısından. Ama biyoçeşitlilik sıcak noktaları tanımlarken ikinci bir kriterimiz var. Yani bir bölgeye biyoçeşitlilik sıcak noktası dememiz için tamam, oranın biyoçeşitliliğinin çok yüksek olması gerekiyor. Ama ikinci kriter de şu. O coğrafyanın insan faaliyetleriyle yoğun bir tehdit altında olduğu anlamına geliyor. Biz neredeyse Anadolu'daki özgün bitki örtüsünün en az %70,
Şimdi tahrip etmişiz. Bu anlama geliyor ayrıca. Yani bir madalyonun iki yüzü var. Feci bir durum. Biyolojik çeşitlilik açısından sevinmemiz ama tehdit açısından da bir o kadar üzülmemiz. Bu tabii tarihten de kaynaklanıyor değil mi hocam? Çünkü elbette. Savaşlar coğrafyası Anadolu aynı zamanda. Baktığımız zaman mutlaka. Binlerce yıldır devam eden bir süreç. Bunların çevreye, biyolojiye etkisi de muhakkak söz konusu oluyordur. Medeniyetlerin sürekli kurulup yıkılması. Elbette. Sen Ergi, yani o kadar önemli bir nokta dediniz ki. Anadolu insan faaliyetleri açısından sürekli tehdit altında olan, belki en uzun süreli tehdit altında olan bölgelerden biri. Çünkü bereketli hilal dediğimiz bölgeye baktığımızda Güneydoğu içine alan ilk tarımın, yani ilk bitkilerin ıslah edildiği, ilk hayvanların evcilleştirildiği, doğal olarak tarıma dayalı köylerin ve onun devamında uygarlıkların, kentlerin, doğal olarak Anadolu çok uzun bir süredir insan faaliyetlerinin olumsuz etkilerine açık. Çok önemli bir noktaya değiniriz. Tabii burada ben hemen isterseniz mesela Hakan'ı destekleyecek hemen bir şey söyleyeyim bir verim babında. Tabii. Hakikaten Anadolu çok böyle çiğnenmiş bir toprak tabiri caizse. Mesela tarımla ilgili, tarımın icadından sonraki hani dağılıma bakacak olursak, tarımın geçişine bakacak olursak bir hani üretim şeyi olarak, teknolojisi olarak genel itibarıyla. Şimdi son dönem çalışmalar hem bitki genetiği, hem antik bitki genetiği, hem hayvan genetiği, hem antik de insan DNA genetiği çalışmaları bir kere Avrupa'ya mesela tarımın Anadolu üzerinden geçtiğini büyük oranda gösteriyor. Yani işte o verimli ihlalden Anadolu üzerinden. Bu ne anlama geliyor aslında? Anadolu tarımsal bir bölge olarak defalarca tarihsel olarak Avrupa'yı da beslerken teknolojik manada çiğnenmiş ve değiştirilmiş bir coğrafyaya sahip. O yüzden tipik olarak bu denli farklılaşmış, bu denli zenginlik içeren, riskler içeren bir biyocoğrafya bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda bir şey dikkat çekmek isterim. İklim değişikliği bağlamında Anadolu'nun içerdiği, daha doğrusu karşı karşıya gelebileceği ciddi bir tehlikeye dair. Şimdi Hakan Hoca bir sene önce, bir buçuk yıl önce kritik bir çalışma yaptı bence. Anadolu çaprazı veya diagonal denen bir kesit var aslında. Anadolu'yu değil mi? Biyocoğrafi anlamda, bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından kabaca iki ana bölgeye ayıran bir işte nedir? İşte çeşitli coğrafi bariyerlerle falan vesaire değil mi? Dağlarla falan vesaire, vadilerle ifade edilen bir çapraz bu. İkiye ayrılır neredeyse. Şimdi hep geçmişten gelen şöyle bir tartışma vardı. Canlıların çeşitlenmesi ve Anadolu'daki tabii çeşit dağılımı açısından baktığımızda bu hani Anadolu çaprazı denen şey jeolojik, coğrafi bir bariyer midir? Ki bu çeşitlenmeyi yaratıyor, farklılığı yaratıyor. Yoksa başka türlü bir hani engel midir? Bir çeşitlilik yaratıcı bir etmen midir diye. Hakan Hoca değil mi? Çalışmasıyla bunun coğrafi bir, tipik bir jeolojik bariyer olmaktan ziyade daha çok çevresel bir bariyer olduğunu gösterdi. Yani yarattığı etki daha çok çevresel. Bu şu anlama geliyor. Çevresel parametreler, iklim değişikliği üzerinden baktığımızda sıcaklık, yağışıklık parametreleri, yağış parametreleri, iklimsel değişimlerle, insan eliyle çarpıcı bir şekilde değiştiği zaman değil mi? Ne olacak aslında? Bu bariyerin yarattığı çeşitlenme de bir şekilde bundan kendisi zaten çevresel bir hani çeşitlendirici bariyer olduğu için daha net bir şekilde etkilenecek. Tabii. Buradan anlama gelebilir değil mi? Buradan bu sonuca varabiliriz yani. Tabii şu sonuca mı varmalıyız? Yani Anadolu risk altında. Evet. Olmadığı yani, kadar yani. O noktaya geleceğim ben de tabii bu araya girişleri yapıyorum. Evet. Hem izleyicilerimiz için hem de kendim için. Evet. Çünkü ben de çok şey öğreniyorum ve tabii toparlama ihtiyacı hissediyorum anlattıklarınızı tabii. Ergi Hocam. Bizler bu çevresel faktörleri, etmenleri göz önünde bulundururken hem kendi yaşamış olduğumuz ülkenin hem birey olarak kendimizin doğrudan bu konularla ilgili pay sahibi olduğumuzu ve mesuliyet içinde olduğumuzu anlamalıyız. Çünkü bunlar doğrudan yaşadığımız bölgeleri ilgilendiren konular. Yalnızca işte dünyayla, gezegenlerle ilgili çok daha küresel bir konu değil, ülkesel, ulusal da konular aynı zamanda. Doğru anlamış mıyım? Oldum bu? Çok doğru. Yani Kanada Milli Parkı'nda gerçekleşen bir olay bana ne değil yani. Burada da o gerçekleşiyor. Tabii burada şöyle bir şey var. Anadolu ile ilgili kaygımız, Türkiye ile ilgili kaygımız sonuçta biz bu coğrafya üzerinde yaşıyoruz ve bu coğrafyaya karşı bir sorumluluğumuz var. Ama bu sadece üzerinde yaşadığımız için bu sorumluluk değil. Bakın Kuzey Avrupa'ya bakabilirsiniz. Yani Kuzey Avrupa'da hiçbir çeşitlilik sıcak noktası yok. Yani bizim aslında üzerinde yaşadığımız topraklara olan sorumluluğu sadece üzerinde yaşıyor olmamızdan kaynaklı değil. Dünyaya karşı da bir sorumluluğumuz var bizim Anadolu ile ilgili. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde yaşamayan birçok
canlı türüne ev sahipliği yapan bir coğrafyada yaşıyoruz. Doğal olarak dünyaya karşı da buradaki biyoçeşitliliği korumak anlamında bir sorumluluğumuz var. Kesinlikle. Peki tabii konu konuyu açıyor. Ben de çok keyif alıyorum programımızdan ama yine bana bir uyarı geldi. Zamanımız da az kalmaya başladı. Bir toparlamaya girişmemiz gerekiyor. Tabii bütün bu var olan değişimleri tarihten bugüne ve tehditleri aktardığınızı ben düşünüyorum hocam. Bundan sonraki bu son bölümümüzde birazcık daha çözüm odaklı ilerleyelim. Ne yapılmalı? Bu konudaki sizler değerli, bu konuda kendinizi geliştirmiş biyologlarsınız. Eğitim sistemimizdeki bu konulara verilen önemin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Hangi adımlar atılmalı sizce bu konuyla ilgili? Yani bence tabii hiç yeterli değil. Çünkü öncelikle şunu görmek lazım. Eğer işte orta öğretimden başlayacak olursak, sonuçta iklim değişikliğinin yarattığı etkileri biyolojik olarak ortaya koymak ve önlem almak için sağlam bir evrim ve ekoloji bilgisine sahip olmanız lazım. Gerçekçi bir şekilde. Yani biyoloji eğitiminizin bunlar üzerine, özellikle evrimsel biyoloji üzerine çatılanması lazım. Dünyanın başka yerinde olduğu gibi. Şimdi dolayısıyla Türkiye'deki zaten daha önce program yapmıştık zaten. Yani işte evrimsel biyolojinin, yani biyoloji eğitimindeki yeri yok neredeyse yani. Dolayısıyla şimdi iklim değişikliğine karşı bilimsel bilgiyle, serinkanlılıkla yaklaşacak bir zihin oluşturmak için bu çok küçük yaşta başlamak lazım. Dünyanın başka yerlerinde bu böyle yapılıyor zaten yani. Dolayısıyla neye karşı çıktığınızı, neye mücadele ettiğinizi bilgi uyarınca, bilgiden açtığınız pencereyle biliyor olmanız lazım. Dolayısıyla öncelikle bence biyoloji müfredatlarının orta eğitimden bu yana ve üniversite hani biyoloji bölümlerinin vesaire ders programlarının mümkün olduğunca biraz da bu meselelere yönelik bir şekilde tahkim edilmesi lazım. Bu çok önemli. Türkiye'de bu çok eksik. Yani bir sürü eksik var elbette her alanda. Ama bu alan da aynı zamanda çok fazlasıyla eksik. Çünkü Hakan dikkati çekti. Biyoçeşitlik miktarımız o kadar yüksek. Riskler de o kadar yüksek. Küresel ısınma yaygın bir şekilde Türkiye dünyanın bir parçası değil mi? Yani Mars'taki bir bölge değil dolayısıyla. O da tehdit altında. Bizim ülkemizde, coğrafyamızda. Bizim öncelikle insan yetiştirmemiz artı daha ileri araştırmalar. Sorunlara çözüm üretmek için bu manada mesela üniversitelerin ilgili bölümlerine dayalı olarak veya ayrı bağımsız da olabilir bu aslında. Enstitüler, programlar, iklim değişikliğini böyle değişik yönlerinden genetik, evrim, ekolojik vesaire çalışacak araştırıcıların böyle tahkim edildiği, istihdam edildiği ve Türkiye'deki problemlerle beraber dünyadaki problemlerin de çözümüne, evrensel katkı sağlayacağı yerler oluşturmak lazım ve bunların üretimlerinin devlet eliyle desteklenmesi lazım. Yani bunun kamunun bir özel bir şeyi, yani acil bir kamuya ait dair bir eylem planı olarak yer alması gerekiyor. Bu olmazsa zaten yani Türkiye'de adım atamazsınız zaten, mümkün değil. Yani bu işi mutlaka kurumsal bir kimlik içerisinde çözmek gerekiyor. Farkındalığın ve duyarlılığın artması çok önemli. Çok çok önemli. Bununla ilgili de eğitim sisteminde atılması gereken. Ve araştırma enstitülerinin ve programlarının mutlaka üniversitelerle ilgili bölümler tarafından hayata geçirilmesi gerekiyor. Öğrencilerin merakı nasıl üniversitelerde hocam? Çok kısa bir yanıt alayım. Öğrencilerin merakı oldukça yüksek bu konulara. Yani bilinçleri de fena değil. Siz yeter ki onlara makul bilgiyi, uygun bilgiyi daha doğrusu makul bir şekilde onlara verin, onlara yetiştirin. Ben öğrenci arkadaşlarımın hiçbir zaman için mesela böyle olmadıklarını, ilgisiz olmadıklarını hiç düşünmedim. Siz öğrenci arkadaşlarla yeteri kadar onları bir yetişkin olarak olması gerektiği ciddiye alarak onlara işte gerçek bilimsel bilgiyi verirseniz, aktarırsanız problem kalmayacak. Onlar da başarılı şekilde yoluna devam edecekler diye düşünüyorum. Peki hocam. Hakan hocam sizden son bir değerlendirme rica edeceğim. Ardından veda edeceğiz. Açıkçası Ergin'in de söylediği gibi yadsınamaz bir gerçeklik var. O da iklim değişikliği. Doğal olarak biz biyologlar açısından da iklim değişikliği, biyolojik sistemler üzerindeki etkileri çok önemli. Bu kapsamda yeni yeni şekillenen bir disiplin, iklim değişikliği biyolojisi. Doğal olarak biyoloji örgün öğrenimi, eğitimi de bu gerçekliğe göre de dizayn edilebilir. Elbette bunun dışında yapılması gereken çok şey var. Çünkü iklim değişikliği, biyolojik sistemler üzerine etkileri konusunda bilmediklerimiz çok 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 fazla. Kesinlikle. Bir an önce o bilmediklerimiz açısından
birçok çalışma yapmamız gerekiyor. Tabii. Kısaca hemen son sözüm bu olabilir. Eğer peki bu sonra program zaman... belki hepsini belki, anlatma evet. şansına sahip evet. olamadık ama ben inanıyorum ki çünkü bu bende bu farkındalık oluştuysa bu program sayesinde eminim izleyicilerimizde şunu, de şunu söyleyerek kapatalım mı? Mesela şu, bu tabii. çok önemli. Mayıs ayında biyoçeşitlilik ve ekosistem servisleri üzerine küresel bir değerlendirme raporu yayınlandı. Bu zamana kadarki biyoçeşitlilik üzerine küresel anlamdaki en kapsamlı raporlardan biri. Bakın şöyle bir şey diyor. Hayvan ve bitki türü sayısı dünya üzerinde yaklaşık tahminlerimiz 8 milyon. Dünya üzerinde yaşayan şu an. Ve 1 milyon tür şu anda yok olma tehdidi altında. 1 milyon tür. Bu çok önemli bir mesaj. Peki. Zamanımız var mı bilmiyorum. O yüzden... Çok teşekkür ediyorum. Sizler çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz sağ için. Olun. Sağ olun. Çok ben güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Çok evet, öğretici, akıcı. Biraz tadı damağımızda kaldı. Ama ben inanıyorum ki bu evet. farkındalığa mutlaka katkı sağlayacaktır. Ve herkes de bir sorumluluk bilinci oluşturacaktır. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hepimizin çok büyük sorumlulukları var bu süreçte. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, tarihten gelen programımızda yine programımızın başında ifade ettiğimiz gibi özgün bir o kadar da önemli bir konuyu tarihten bugüne yaşanan iklim değişikliklerine bunların canlılara etkisini ve biz insanların bundaki sorumluluk payını değerlendirdik. Geleceğe ilişkin değerli hocalarımız hem uyarılarını yaptılar hem de atılması gereken adımları anlattılar. Oldukça öğretici bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Efendim tarihten gelen önümüzdeki hafta cumartesi günü yine sizlerle olacak. Sizlere güzel bir bayram diliyoruz. Yolculuğa çıkacaklara yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olun diyoruz yollarda. Herkese mutlu akşamlar. Tarihten gelen önümüzdeki hafta yeniden sizlerle olacak efendim. Görüşmek dileğiyle.